Soylu ile Haber yayını bitti. Şimdi biraz hakikatleri konuşacağız. Türkiye aylardır Sedat Peker'in ifşa ve itiraflarını konuşuyor. Hazır muhatabı da burada. Birkaç kelam etmek istiyorum. Peker'in ifşalarına göre Türkiye Türk Ceza Kanunu'nun 51 ayrı maddesi tam 360 kez ihlal edilmiş. Yani 360 kez suç işlenmiş. Peki açılan soruşturma sayısı kaç? Sadece bir. Kutlu Adalı'nın katledilmesiyle, yani AKP dönemine ait olmadığı için raftan indirilen bir suç dosyasıyla ilgili. Geri kalan 359 suçla ilgili hiçbir şey yapılmamış. Türkiye yargısının rezilliği bundan daha iyi anlatılamazdı. Peker'e yalancı diyorsunuz ama halk size değil, mafya dediğiniz kişiye inanıyor. Halbuki aklanma fırsatı elinizde. Gelin hemen bir meclis araştırma komisyonu kuralım. Kimin yalan söylediği ortaya çıksın. Ama siz hakikatin ortaya çıkmasını istemiyorsunuz. Nedeni malum. Zaten geçmişte AKP'nin resmi mafyası olduğunu hatırlatan Peker de ben ancak bir suç örgütünün üyesi olabilirim diyerek esas çetenin kim olduğunu söylüyor. İşte o çete bu haritada. Çoğu soyluyla ilgili olan suçlamalara karşı Baybakan söylenenlerin yalan olduğunu iddia etti. Yandaş medyaya çıktı, kendi sordu, kendi yanıtladı, bir de tehditler savurdu. Ama Peker'e değil, hakaretler edip hesap sormazsan namerdim dedikten sonra katıldı AKP'yi, sizleri tehdit etti. Çünkü korkudan kaynaklı tehdidin kime, niye yöneldiği hiçbir zaman tesadüf değildir. Bir İçişleri Bakanı düşünün ki mafyanın suçlarını engellemesi gerekirken mafya çıkmış İçişleri Bakanı'nın suçlarını ifşa ediyor. Peki Baybakan ne yapıyor? Bana kaybettirirseniz ben de size kaybettiririm diyor. Nasıl yapıyor? Kime söylüyor? Gelin size hatırlatalım. Patlayan bombalardan, çetelerden bahsedip kendisinden önceki İçişleri Bakanı Efkan Ala'yı suçluyor. Mafya lideri Salipov'un serbest bırakılmasında bir vekilinizin babası olan Mehmet Ağar'ın parmağı olduğunu söylüyor. Peker'le ilgili soruşturmanın bekletildiğini ancak talimat vermesi üzerine başlatıldığını söyleyerek dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı suçluyor. Çünkü Pelikan Ekimi'nin adamı olarak bilinen Mustafa Çalışkan işe karışınca sırtını dayadığı Berat Albayrak'ta oyuna dahil olmuş oluyor. Peker'e resmi koruma verilmesinin sorumlusunun dönemin İstanbul Emniyet Müdürü, şimdiki AKP'li vekil Selami Altınok olduğunu söyledi, bir de FETÖ'cülükle itham etti. Bir siyasetçi Sedat Peker'den 10.000 dolar aldı diyerek eski vekiliniz ve halen partinizin yöneticisi olan Metin Külünk'ün adını tartışmaya açtı. Bildiklerini yargıya anlatmayarak da suç işledi, halen de işlemeye devam ediyor. Oğluyla ilgili sorulara, oğlum üzerinden bir algı yapılıyor bana. Eski bakanların oğlu meselesi. Hani para sayma makineleri karşılığını veriyor. Para sayma makinelerinin kimlerin oğlunun evinden çıktığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Tehditlerine plan ve bütçe komisyonunda da devam etti. Sezgin Baran Korkmaz'la İnan Kıraç arasındaki alacak verecek meselesine dahil olduğunu, Sezgin Baran Korkmaz'a kaçmasını söylediğini reddetmedi. Bir kumpası boşa düşürdüklerini iddia edip devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık dedi. Devletin en yukarısında kimin bulunduğunu hepinizin malumu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi ve talimatıyla yapıldı her şey dedi. Envanter kayıtları bulunmayan kalaşnikovların dağıtılmasıyla ilgili soruya silah dağıtılması talimatını ben vermedim dedi. Yani silahlar dağıtılmış ama emri vermemiş. Peki kim verdi emri? O silahlar kime, niye dağıtıldı? Açıklayacaksın. Komisyonda Baylokçu vekilleri de konuşalım dediğini sizler de duydunuz. Fethullahçı çetenin geçmişte iktidar ve suç ortağınız olduğu malum. Haliyle Baylokçu vekillerin muhalefet sıralarından değil AKP sıralarına çıkması kuvvetle muhtemel. İsim vermeden AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un öldürülmesinden bahsetti. Kimdir Ahmet Kurtuluş? Eski bir vekilinizin de adının karıştığı FETÖ borsası soruşturmasının itirafçısı. Bakan kendi çalıp söylediği televizyon programlarından birinde azdan az çoktan çok gider dedi. Bu sözü en sık kullananın Erdoğan olduğunu akılda tutarsanız sevgili bakanınızın kimi tehdit ettiği de ortaya çıkıyor. Zaten bu tehditle amacının hasıl olduğu hala bakan sıfatıyla şurada oturmasından belli. Zira güce sahip olanla o güce biat edenlerin menfaatleri arasındaki denge bozulursa savaşta kaçınılmaz oluyor. Ve haysiyetten yoksunlaşanın kötülüğünün de sınırı olmuyor. Mevlana böylelerine şöyle seslenir. Ey zulümle kuyu kazan. Kendi kuyunu kazıyorsun, bari boyunca kaz. Böyle gelmiş olabilir ama böyle gitmez, gitmeyecek. Ve o gün geldiğinde sadece yap... Tamamlayın sözlerinizi. Tamamlayın.
O gün geldiğinde sadece yaptıklarınızın ve konuştuklarınızın değil, yapmadıklarınızın ve sustuklarınızın da hesabını vereceksiniz. Doğrunun yanında duramıyor olabilirsiniz. Ancak yanlışın, yalanın, riyanın, suçun ve suçlunun yanında durmayın. Çünkü hakikati söyleyerek haklı olmanın gücü iktidara tapınmanın gücünden daha uzun sürer. Burada hakkı ve haddi olmak olmadan hesap soracağını iddia etti ya, ben kimden hesap sorulacağını, niye sorulacağını söyleyeyim. KK ile işten attıklarınız için hesap vereceksin. Çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden, evde saç kurutma makinesini açıp yoksulluktan ısıtamadığı çocuklarının kahrıyla intihar eden annenin hesabını vereceksiniz. Bir sokakta resmi ve sivil faşistlerce katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın, Berkin Elvan'ın, Oğuz Arda Sel'in, Medeni Yıldırım'ın, Kemal Kurkut'un işkencede kat... Sayın Şık, süreniz tamamlandı. Sayın Şık, süreniz tamamlandı. Sayın Şık, süreniz tamamlandı. Sayın Şık, yerinize lütfen. Sayın Şık, yerinize lütfen. Sayın milletvekilleri, ikinci turdaki konuşmalar tamamlanmıştır. Buyurun Sayın Elitaş. Açalım Sayın Elitaş'ın mikrofonunu. Sayın Başkan, biraz önce kürsüde konuşan kişi AK Parti grubunu itham ederek FETÖ'cü ve baylokçu sizin içinizden çıkmıştır diye AK Parti grubuna bir iftirada bulunmuştur. AK Parti içerisinde tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın seçim zamanında söylediği gibi 180 AK Partili milletvekilinin 6'da bakanın baylok var diye ifade ettiği yalanın benzerini burada ifade etmiştir. AK Parti grubu adına kesinlikle reddediyoruz. Kayıtlara geçmiştir. Sayın Özel, açalım Sayın Özel'in mikrofonunu. Sayın Başkan, ben de mütekabiliyet esasıyla kısa konuşacağım. Bugüne kadar birbirimize hiç dava açmadık. Bugün ne olduysa dava açmaya karar verdi. Zaman aşımına uğramamış bütün hakaretleri için ben de ona dava açacağım. Akıl bali meselesini tartışıyor ya da ceza alabilecek cezai ehliyeti var mı falan. Ben de şunu düşündüm. Demek ki Sayın Bakan çocuklarımızı uzak tutamadığı bazı kimyasallardan kendini de uzak tutamıyor. Bu neyin kafasıdır anlayamadım. Sayın Özel. Yani sürekli hakaret birbirinize. Bunun sonu nereye varacak? Yakışıyor mu meclise? Yakışıyor mu sizlere? Şimdi soru cevap işlemine geçiyoruz. Sayın Çelebi, buyurun. Teşekkürler.